Şurası Alaaddin Keykubat'ın kendi yaşadığı yer. Osmanlı, Selçuklu zamanları işte. Öncesi Roma döneminden kalma olduğu söylenen, bilinen bu tiyatro, sahne sanatlarının yapıldığı yer. Aspendos. İşte şurada figürlü, yukarıda figürlü balkon mermerleri. İşte kırılmış sütunlar. Sütunlar kırılmış. Aspendos. Evet, Aspendos'tayız ya. Gezelim bakalım dedi. Çok sıcak. Gerçekten o mermerlerin sıcaklığı da bize vuruyor. Şöyle Museum Shop, müze mağazası. Ve buradan alışveriş yapıyorlar, hediyeli eşyalar. Ve çıktık. İşte Alaaddin Keykubat'ın kendisine yaptırdığı diyelim bina kısmı burası. Diğer bölümlerde Roma mimarisiyle yapılmış. Büyük ihtimal bizimkiler atları bağladılar buralara. Ya da tutukladıkları hapishane gibi kullanmış olabilirler. Yaşam alanı olarak orayı tutmuşlar. Mehmet Yılmaz, Hamit Öveç, Gül Yıldırım, Abdullah Akgül, Özgür Kömür, Serdar Ustaoğlu, Haşim Cevat Özkeskin, Cengiz Çelik, Mürsel Kaya, Murat Çiftçi. Biz neredeyiz? Aspendos'tayız. Antalya, Aspendos tiyatro yerindeydik. Hala festivallerde orada sahne alınıyor. Şarkılar, sanatçılar gelerek şarkı söylüyorlar. Şarkılar söylenen amfiteyatro. Burada turistler de işte tiyatro için bilet alıyor, içeri için bilet alıyorlar. Yalnız bilet, tek girişler 42 lira. Yıllık bilet, istediğin kadar müze bileti 70 TL'den istediğin yerde müze olarak müze girişinde kullanabiliyorsunuz. Şimdi böyle giriş bölümü, burası serin ama içerideki tiyatro bölümü, gösteri sahne bölümü gayet sıcak ve yansıma yapıyor. İşte Alaaddin Keykubat da burayı kendisine bölüm olarak yaptırmış. Şu yan tarafını, dış tarafını. Tabii diğer taraflar Roma mimarisiyle yapılmış. Tiyatro, gösteri, kültür merkezi, sahne oyunları, işte festivaller, panayırlar, eğlenceler için buralar tutulup sanatçılar gelip burada gösterilerini yapıyorlar. Evet. Güzel bir kafe esinti altında. Şu arka bölümde de bir şeyler var herhalde. Bakalım neler var. Nereye gittiniz? Yukarı kent, Akropol, çarşı, agora, kilise, bazilika, anıtsal çeşme, Nifeum,
su kemerleri, akvedük, tiyatro, teatr, Aspendos. İşte Aspendos bilgisi günümüz Antalya ilinin orta kesimleri antik dönemde tüm kavimlerin ülkesi anlamına gelen Pamfilya bölgesi olarak bilinmekte. Bölgenin en eski tarihinde ilk yerleşimlerin yerli Anadolu halklarınca gerçekleştirildiği, günümüzün en popüler çarpıcı antik kenti burası Aspendos. Komşu Perge ve diğer şehirlerle beraber birçok savaşa sahne olmuş. Ününü, önemini çok yakından akan köprü çayı, nehrine antik Eurymedon'a borçlu olan Aspendos, Akdeniz'le bağlantısını sağlayan nehir trafiği sayesinde bölgenin en işlevsel ticaret merkezi olmuştur diye burada bilgi var. 20 hektar genişliğinde oval şekilli tepeye birbirine ana caddelerle bağlanan 3 anıtsal kapıdan girilmekteydi diyor. İşte ticari aktivitenin yanı sıra Akdeniz'in en zengin kentlerinden biri olmasına verimli tarım alanları, zeytinlikler, üzüm bağları, tuz yatakları, at yetiştiriciliği önemli rol oynamıştır. Belli başlı ihraç ürünler arasında günümüzde kurumuş olan yakındaki Kapriya Gölü'nden elde edilen tuz, el dokuması, halı ve kilimler, limon ağacından yapılmış mobilyalar ve yüksek kaliteli Aspendos şarabı sayılabilir diyor. Aspendos atları da bu arada ünlüymüş. Büyük İskender'in şehri yılda 4000 atlık vergiye bağlaması bunun en somut kanıtıdır. Gümüş sikkeler basılmış burada. Her birinde her bir yüzünde şehrin özgün Anadolu Est Fedis yazısı. Diğer yüzünde de şehrin sembolü iki güreşçi figürü yer almış. Evet, mühendislik örneği çok güzel, çarpıcı örnekleri var buranın. Aspendos Tiyatrosu dünyanın en iyi korunmuş Roma dönemi tiyatrosudur. Şu sonradan yapılmış. Dünyanın en iyi korunmuş Roma dönemi tiyatrosu. İmparator Marcus Aurelius döneminde Aspendoslu ünlü mimar Zenon tarafından planlanıp Crispinus ve Aspicatus Curtius adlı kardeşler tarafından inşa ettirilmiş. Evet, burada blokların, kemerli yapıların değişik yörelerden getirilmiş taşlardan yapıldığı tek tiyatro oldu ve özgün haliyle de günümüze değin hayatta kalan tek tiyatro olduğu. Yine 13. yüzyılda Büyük Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından onarılarak nadide Selçuk çinileriyle bezenen sahne binası üzerine sultanın yazlık konutu kullanılmış. Akustiğiyle ünlü, mükemmel mimarlığıyla ünlü Mustafa Kemal Atatürk'ün buyruklarıyla ziyarete açılmış 1930 yılından sonra opera ve bale festivalinin yanında halk dansları, konser, benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerinde birçoğuna ev sahipliği yapmış burası. Evet, şu bina sonradan yapılmış, dıştan ona eklenmiş ama diğer bölümler orijinalliğiyle günümüze kadar gelmiş olan Türkiye'deki tek antik kent binası, kültür binası bu. Burası işte Aspendos. Bahçesi serin, çeşitli meyve ağaçları gibi işte büyük çam ağaçlarıyla, selvi ağaçlarıyla yer almış bir bahçe sahanlığı var. Ancak tabii bunlar tekrar taş, Arnavut kaldırımı taşlar şeklinde bir döşemeyle ve böyle parça taşlarla yok edilmiş bir çimen yeri yok. Vardır tabii ki eskiden. Giriş bölümünde orada turistler burada da girmek için içeriye sıra bekliyorlar galiba ya da kafileler onlar. Turlar geliyor tabii ki buraya. Kazım Emanet, İbrahim Çelik, Polat Mehmet, Hüseyin Yeşil, Hasan Kürekçi, Ayhan Konar, Selahattin Satkun, Mustafa Yılmaz, Kelo Murat, Salih Yeşil, Recep Gülsün, Mehmet Yılmaz, Hamit Öveç, Gül Yıldırım, Abdullah Gül, Özgür Kömür, yine Serdar Ustaoğlu, Haşim Cevat Özkeskin, Cengiz Çelik, Mürsel Kaya, Murat Çiftçi. Hepinize Aspendos'tan selamlar gönderiyorum. Evet, bugün ikinci bir çekimimiz de bu kadar olsun. Yine başka bir güzellikte, başka bir değerli, güzel yerde gördüğümüzde sizlerle paylaşacağız.